Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom var. Robots oynamaya yeni başlayan arkadaşlar için minik bir bilgilendirme videosu olacak. Özellikle dronlar ve pilotlarla ilgili. Şu sıralar canlı yayınlarda da çok fazla soru gelmeye başladı. Hani bu pembe, mavi ve sarı kalkanın nasıl açıldığıyla ilgili. Hani elimden geldiğince bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım işinize yarayan bilgiler olur arkadaşlar. Öncelikle pilotlarla başlayalım. Eğer elinizde sağlam robotlarınız varsa, hani uzman liginde, usta liginde devam edebileceğiniz türden robotlara sahipseniz arkadaşlar, muhakkak pilotlarını almaya çalışın. Çünkü oyunlarda bayağı bir etkisini göreceksiniz. Robotların kendi pilotlarının eşsiz yetenekleri oluyor arkadaşlar ve bayağı bir etki ediyor oyunda. Pilotları da şu bölümden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan pilotlar bölümüne geliyorsunuz. Tabi burada her zaman efsanevi pilotlar yer almıyor. Bunları 50 altın karşılığında da yenileyebiliyorsunuz. Ya da bir tane savaş yapıp sonra buradan ücretsiz bir video izlerseniz de yenileniyor pilotlar. Altınla yenilemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Buradan ücretsiz video izleyerek direkt yenileyebiliyorsunuz. Ya da şurada kara borsa var. Buradan da hani savaştıkça oyun size anahtar hediye ediyor. Onlarla yüzlük anahtar sandığından ya da binlik anahtar sandığından da alabiliyorsunuz. Hemen ben size bir Fenrir'in pilotundan örnek vereyim. Normalde Fenrir robotunun kendi özelliğinde var arkadaşlar, sarı kalkan. Ama bendeki pilotun eşsiz yeteneği o sarı kalkanı direkt iptal ediyor, yok sayıyor. Ve Fenrir'e %60 daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Bu renkleri merak eden arkadaşlarımız da olabilir. Onlar için de söyleyeyim. Hani oyun önceden yoktu ama en son gelen güncellemelerden sonra robotları, silahları, böyle pilot yeteneklerini, dronların çiplerine kadar her şeyi ayırdılar renk renk. Hani gri olanlar oyuna yeni başlayanlar için genelde, hani robotlar da öyle T1 seviyesinde oluyor. T2 olanlar da mavi olanlar arkadaşlar. Pembe olanlar T3, sarı olanlar da T4 oluyor. Mesela bende bir mavi var, bir de pembe var arkadaşlar. Bunları beceri yükseltleyerek şu an indirim de var. Hani mesela Fenrir daha fazla silah hasarı verir diyor ya, onu pembe yapıyorsunuz. %1.9'dan 2.5'e atıyor. Ya da şu kısımdan bir yeteneği değiştir de diyebiliyorsunuz. Rastgele hani robotunuzun üzerindeki silahlara ya da robotunuza direkt herhangi bir özellik ekleyebiliyorsunuz. Onu da 150 altın istiyor değiştirmek için. Altın çok önemli bu arada arkadaşlar. Sakın harcamayın altınlarınızı. Hani en azından böyle uzman ligine falan çıkana kadar altınlarınızı biriktirebildiğiniz kadar gümüşü de aynı şekilde. Gümüşünüzü de biriktirmeye çalışın. Çünkü oyun gerçekten çok pahalıya satıyor gümüş ve altını. Bir de burada terfi ettir seçeneği var arkadaşlar. Hani şu anda bende eşsiz yetenekle beraber 5 tane özelliği var Fenrir'in pilotunda. Hani bir özellik daha eklemek istersem terfi ettir diyorum. Şu anda indirim olduğu için 2000 altına değil 1800 altına terfi ettirebiliyorum. Bir de şurada rastlantısal, hani herhangi bir yetenek, şansıma bir yetenek istemiyorum diyorsanız arkadaşlar, hani özellikle istediğiniz bir yetenek varsa, hani altınlarınızı da 150-150 boşuna harcamayın. Burada yetenek listesi var. 1400 altın biraz fazla ama hani buradan istediğiniz özelliği de seçebiliyorsunuz pilotunuz için. Bir de arkadaşlar, mesela bana hiç Shell'in pilotu çıkmadı. Shell'i aldığımdan beri hiç denk gelmedi. Onda da Manne'nin pilotunu kullanıyorum. Şu anda 50. seviyede, hani birkaç özellik bunda açtım. Eğer öyle bir şey yapacaksanız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani elinizdeki pilotları da değerlendirebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Hani ille tamam, robotun hani kendi pilotları daha avantajlı oluyor. Çünkü eşsiz bir yetenek ekliyor ve T4 oluyor. Ama diyorsanız ki hani ben Erebus'la oynamayı seviyorum, uzak robotu seviyorum, uzak silahlarım var diyorsanız, mesela şöyle bir pilotum vardı benim, 800 metre menzildendi sanırım. Evet, 800 metre menzilli silahlar daha fazladan silah hasarı veriyor. %7,5, bu da eşsiz bir yetenek, bu da güzel. Ya yani onları da değerlendirebilirsiniz. Dronlara geçelim arkadaşlar.
Normalde oyuna fazla para yatırmayı sevmiyorum. Hani ayda bir ya da 2 ayda bir 80 TL civarında, hani o da çok indirimli, böyle ucuza bir şey görürsem almaya çalışıyorum. Nebulaları dayanamayıp almıştım, kaçırmak istemedim. Çünkü gerçekten özellikleri muhteşem. Hani şu diğer Wasp, Discus ve Glider'i mağazadan normal altınla satın almıştım. Nebulalardan birini Fenrir'de kullanıyorum arkadaşlar. Diğerini de bazen Shell'de, bazen de Kepri'de kullanıyorum. Drone'un kendi yeteneği muhteşem. Hani alabiliyorsanız, size de indirimli uygun fiyata gelirse hani alın derim. Çünkü gerçekten baya bir etki ediyor oyunda. Robot 3 saniyede 100 binden fazla hasar alırsa dayanıklılığının bir bölümü anında tamir oluyor arkadaşlar. Bir bölümü dediği de %58 arkadaşlar. Yarısından fazla. Yani tekrar hayata döndürüyor gibi bir şey oluyor. Pembe, sarı ve mavi kalkanlar arkadaşlar F tipi soket kısmından yapılıyor. Hani oyunda onu size sağlayan dronlarınız oluyor. Onu da şöyle göstereyim. Ben de F tipi soketim sarı. O yüzden sarı kalkan açıyor. T4. Satın aldığımda bu şekildeydi. Robotunuz 5 saniyede 70 binden fazla hasar alırsa direkt otomatik olarak sarı kalkanınız açılıyor. Tabii hepsinde böyle değil, bende sadece Nebula'da böyle. Bunları mağazadan altınla satın aldığım için hiçbirinde sarı çipler yok. Bunda da yine F tipi sokete bakacak olursak arkadaşlar, pembe kalkan açıyor. Yine aynı şekilde robot 5 saniyede 70 binden fazla hasar alırsa direkt pembe kalkanım açılıyor. Bu arada arkadaşlar, bunları kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Yani mavi kalkan da yapabilirsiniz. Bunda 5 saniyede 150 binden fazla hasar alırsa açıyor. Mesela diğerinde 5 saniyede 70 binden fazla hasar alırsa açıyor. Yani pembe olanlar daha iyi aslında. Burada bir tane daha varmış bende. Bu da aynısıymış. Oyun zaten arkadaşlar size bunlardan veriyor. Savaş oynadıkça hani haftalık mı geliyor, 2 haftalık mı geliyor tam emin değilim. Ama görevler kısmında hani 2 savaş tamamla al diyor mesela. Bu çiplerden alabiliyorsunuz direkt. Onları da şu şekilde kombine edebilirsiniz. Mesela burada bende 10 tane varmış. Bunlar 20 tane varmış. Hepsini karıştırıyorsunuz. Birleştirmek için 50 altın istiyor. Ya da buradan ücretsiz bir video izleyip yine birleştirebiliyorsunuz. Ve size direkt, hani bu griler T1 oluyor demiştim ya, direkt T2 bir özellik veriyor. Yani mavi kalkanınız oluyor. Hani T2'den varsa elinizde, bende birer tane varmış. Hani bunlardan çok fazla olmuyor. Bunu da direkt T3 yapabiliyorsunuz. Hani T3'ten varsa elinizde, onları birleştirerek de direkt T4 bir özellik ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, burada mağaza kısmı var. Oradan da satın alabiliyorsunuz altın karşılığında çipleri. Hani işinize yaramayacak bir çip varsa buradan yenileyebiliyorsunuz. Ya da video izleyerek ücretsiz bir şekilde de yenileyebiliyorsunuz. Dronlarda arkadaşlar dikkat etmeniz gereken minik bir özellik eklemişler. Onu da şöyle göstereyim. Mesela bu glider. Glider'de diyor ki, robot faceshift'ten çıktığında dayanıklılığının bir bölümü anında tamir olur. Hani bu etkin olan, şöyle robotta göstereyim ben size. Ben o glider'i Revenant'ta kullanıyorum arkadaşlar. Hani burada modüller kısmında etkin olan, diğerleri pasif modüller. Hani etkin olan buradan değiştirebiliyorsunuz. Hani kuantum radar takabilirsiniz, zıplama özelliği takabilirsiniz, cam basabilirsiniz, yenileyebilirsiniz. Birçok şey var ama o phase shift kullanmanız gerekiyor diyor. Phase shift'te ne oluyordu arkadaşlar? Eğer böyle mermilerin arasında kaldınız, canınız bayağı bir gidiyor. Hani direkt bu özelliği kullandığınızda, yeteneği kullandığınızda robotunuz görünmez hale geliyor. Hani mermiler işlemiyor size ama siz de hasar veremiyorsunuz. Bu özellik arkadaşlar 3 saniye boyunca aktif oluyor. O 3 saniye sonra sizin giden canınız baya baya yenileniyor. Şöyle göstereyim onu da. Yüzde kaçtı onu hatırlayamadım. %22. Yani direkt %22 canınızı yükseltiyor. Hani onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Nebula'da da var aynı şey. Nebula'da da şurada yazıyordu sanırım. Evet. Robotta da Repair Unit ya da gelişmiş Repair Unit kullanmanız gerekiyor. Yani cam basma modülünü kullanmanız gerekiyor. Yoksa hani diyor ya, savunma sisteminin gücünü 10 saniyeliğine arttırır diye. Hani o yeteneği çöp oluyor eğer kullanmazsanız. Hani mesela ben Fenrir'de Repair Unit kullanıyorum.
Eğer onu kullanmazsam o yetenekten mahrum kalıyorum. Yani bunun yerine atıyorum dead mark kullandım ya da şuradan kuantum radarı falan seçtim. O zaman çöp oluyor. Harpy'de mesela ben kuantum radar kullanıyorum arkadaşlar. Hani sırf böyle uzaktan oynadığım için çok ihtiyaç duymuyorum. Orichileri falan yakalamak için hani kuantum radar olmazsa olmazım benim Harpy'de. Bu sayesinde baya bir kill alabiliyorum kuantum radar sayesinde. Mesela Kepri'de de yine Repair Unit kullanıyorum. Çünkü Nebula'yı bir Shell'de bir Kepri'de kullandığım için böyle hepsinde Repair Unit var. Arkadaşlar bu arada hani ben oyuna para vermek istemiyorum, oyun içi biriktirdiğim altınlarla drone satın almak istiyorum diyorsanız hani kesinlikle Nebula'yı tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim size mağazadan. 6000 altına satılıyor. Şöyle. Hani tamam sarı çipleri yok ama siz buna dediğim yöntemle mavi pembe çipler yapıp takabiliyorsunuz. Hani yine de etkili. Çünkü kendi drone yeteneği gerçekten muhteşem. %58 direkt tamir ediyor dayanıklılığınızı. Arkadaşlar kafanıza takılan herhangi bir konu varsa canlı yayınıma da gelebilirsiniz. Oradan da bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.